2006 yılında yayınlanan iklim değişikliği raporunu hazırlayan Lowstern, Davos zirvesinde işlerin tahmin edilenden çok daha kötü bir noktaya geldiğini ve bu kötü gidişatı öngörmüş olsaydı 2006'daki raporunu çok daha farklı hazırlayacağını belirtiyor. Lord Stern, iklim değişikliği hakkında yanılmışım. Durum çok çok daha kötü diyor. Dünya Bankası ise geçtiğimiz yıl sonu yayınladıkları raporla sıcaklık ortalamasının 2 ila 3 derece beklenirken 4 derecelik bir yükselişinin tehlikelerine işaret etse de yeni başkanları Jim Yong Kim'in iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu kabul eden açıklamaları, Davos'ta yaptığı kar ve büyüme odaklı çözüm çağrıları ve samimiyetine gölge düşürüyor ve iklim değişikliği mücadelesinin neden hükümetlere ve şirketlere bırakılmaması gerektiğini kanıtlıyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın geciken erken uyarılardan geç kalmış dersler raporunun gecikmesi konusunda savunmasını verdi. Savunmada ajans dışarıdan çok sayıda uzmanın görüşünün alınmasından dolayı bir gecikme yaşandığını söyleyerek çıkar gruplarının baskısı olduğu iddialarını yalanladı. Hafta sonu Yalova'da akrilik ve karbon elyaf üreticisi olan Aksa Kimya Sanayi AŞ'de yaşanan yangın sonucu, çevrede oluşan tehlikenin boyutu ve aydınlanması gereken sorular endişe yaratıyor. Greenpeace Akdeniz Yalova yerel grubunun yaptığı basın açıklamasında bu endişelere ve çözüm yollarına yer veriliyor.